Türkiye bir yanda döviz kurundaki artış, diğer yanda yüksek dolarizasyon sorunlarına çare bulmaya çalışırken özel sektörün döviz borcu da artıyor. TÜSİAD ve Koç Üniversitesi'nin düzenlediği Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar konulu toplantıda bu sorunlar masaya yatırıldı. Toplantının açık konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kazlowski, 2001 krizinden sonra yapılan reformlar sayesinde gıptayla bakılan bir konuma gelen Türk bankacılık sisteminin yüksek büyüme ve yatırımları desteklediğini söylerken bu durumun finansal riskler yarattığının da altını çizdi. Dış borcumuz hızla arttı ve bugün reel sektör artan finansman maliyetleri ve borç yükü altında zorlanıyor. TL'nin hızlı değer kaybettiği her dönem bilançolara ek yük biniyor. Reel sektörün yatırım yapma ve istihdam yaratma kapasitesi de düşüyor. En acil ihtiyacımız biriken risklerimizi azaltmaktır. Panelimizdeki uzmanlarımızdan bunu nasıl başaracağımızı ve çözüm önerilerini dinliyor olacağız. Bankacılık sektöründe sorunlu olma potansiyeli olan kredilerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve duruma özel çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu kredileri bankaların bilançolarının dışına çıkaracak mekanizmaların tasarlanması, bankacılık sektörümüzün ekonomiye taze kredi sağlayabilmesi açısından son derece önemli. Elbette bu mekanizmaların işler hale gelmesi önemli bir fon kaynağı gerektirecektir. Bu fonun ne kadar büyüklükte olduğu ancak tüm bankacılık sektöründe uygulanacak analiz ve tespitlerle mümkün olabilir. Getirilecek çözümlerin ekonomik aktörler üzerinde yaratacağı ahlaki tehlike, moral hazard, boyutunu da tartışmalıyız. Yanlış kararlar verenler ne kadar maliyet ödeyecek? Eğer hiç maliyet ödemezlerse bu ileride de yanlış kararlar vermelerine teşvik etmez mi? Büyük bir maliyet ödemek zorunda kalırlarsa bu bankacılık sistemimizde ne kadar bir ek yük yaratır? Bu sorunların çok dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Şunu belirtmeliyiz ki özel sektör borç sorunuyla karşı karşıya kalmış tek ülke biz değiliz. Birçok ülke farklı boyut ve koşullarda bu sorunu yaşadı ve çözdü. Bizim de başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Ama bunun ilk koşulu olan yapılan yanlışları kabul etmek ve bir daha tekrarlamamak için gerekli dersleri de çıkarmaktır. Türkiye'nin risk birimiyle döviz kurlarının sürekli yükseldiğine dikkat çeken Özdeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Gizem Öztop Altınsaç'a göre finansal krizden çıkmak için Türkiye'nin önünde iki seçenek bulunuyor. Biz çok yakın zamana kadar özellikle cari açık konusunda, dış borç konusunda riskli olurduk ama enflasyonda orta, işte büyümede çok iyi, fiscal tarafta çok iyi görünürdük ama maalesef son dönemde, hatta political tarafta da iyi görünürdük. Ama son dönemde maalesef bu bütün hani baktıkları parametrelerde Türkiye biraz diğer ülkelere kıyasla daha fazla kırmızı şey veriyor, ışık veriyor maalesef. Ama dediğim gibi bence onları kısa süre içerisinde düzeltme şansı olabilir. Bankalarla ilgili de ben şöyle düşünüyorum. Bence bankacılık sisteminin içinden geçtiğimiz süreçteki bu sıkışıklığı, sorunlu kredileri, bunların hepsini bence taşıma gücü var. Yani aslında elbette ki yardım, bir kamu desteği, işte buradaki sorunlu kredilerin bilançolardan temizlenmesi vesaire, bunlar tabii ki de çok faydalı olur ve daha hızlı bir şekilde büyüyebilir ekonomi. Daha az bedel ödeyerek yürütebilir bu süreci. Ama bu olmadığı takdirde de bankacılık sistemi düzeye çıkamaz gibi bir şey söylemek bence mümkün değil. Bence bankacılık sistemi güçlü ve burada zamana yayıldığı sürece ve yeni riskler üstüne eklenmediği sürece bence bu süreci yönetebilir. Aslında bu bir bakıma IMF yardımı gerekir mi gerekmez mi sorusuna da kayan bir konu.
Aynı şekilde onu da Türkiye daha yavaş bir büyümeye razıysa önümüzdeki birkaç sene boyunca bence sorunlu alanlarını, riskli alanlarını düzeltebilir. Bunun için düzgün itibarı olan bir program lazım. Elbette ki bu itibarı sağlamak asıl problem ama eğer böyle bir itibar sağlanabilirse bir acil yardım paketi gibi bir finansal yardım olmadan da bence bu süreci yönetebilir. Türkiye'nin bugün %8 dolar faiziyle borçlandığını ancak IMF ile bir anlaşma yapılması halinde borçlanma faizinin %2'ye düşeceğini belirten ekonomist Murat Sağman ise piyasaya yapılan müdahaleler ve siyasi istikrarın güvensizliği körüklediği kanısında. Son 5 yıldır 7. seçimi yaşayacağız 23 Haziran'da. 23 Haziran'da tamamen bu konu kapanacak mı onda %100 emin olamıyoruz. Bu da tabii bir kırılganlık yaratabiliyor. Üçüncü konu, ortalama biz işte 2003 ile 2007 arasında ortalama %7 büyüdük. Evet, potansiyelin biraz üzerindeydik ama sürdürülebilir bir büyüme vardı. Şu anda geldiğimiz durumda işte son çeyrek geçen sene küçüldük. İlk çeyrekte de ekonominin küçülme ihtimali yüksek. Düşen bir enflasyon vardı. Şu anda işte en büyük sorunlardan biri Türkiye'de maalesef enflasyon. Hala %20 seviyelerinde, evet 25'ten 20'ye geldik ama geçen senenin başında unutmayalım bu enflasyon 9 civarındaydı. Enflasyonu düşüremediğimiz için de maalesef faizleri düşüremiyoruz. Onun için çok büyük bir sorun şu anda enflasyon arkasına gelen tabii ki işsizlik. Diğer kalan 3 tane çıpada mali disiplin bence çok önemli bir çıpamızdı. Şu anda son aylarda rakamları siz de hepiniz izliyorsunuz. Bir bozulma var şu anda bütçede. İşte 80 milyar TL gibi bir hedef vardı 2019 yılında. %70'ini falan ilk 4 ayda gelmiş durumdayız. Kalan iki tane çıpada, evet konuşmacımız da bahsetti. IMF çıpamız vardı. Evet, çok IMF'yi desteklemiyoruz bu dönemde ama bir çıpa rolündeydi. Sadece kaynak olarak değil, bir istikrar programı o dönemde. Ve o istikrar programı arkasında gelen yabancı yatırımcılar vardı. Son kalan çıpamızda, yani çok güçlü çıpamızda o dönemler Avrupa Birliği. Şu anda tabii o çıpa zayıfladığını görüyoruz ama sadece bir rakam vermem gerekiyorsa 2005 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan sermaye 1 milyar dolarken hatırlarsınız belki de Aralık 2005'te bir müzakere tarihi almıştık. 2008'de bu rakam 27 milyar dolara çıktı. O da çok önemli bir konuydu. Geçen sene de bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Sorunları doğru teşhis eden itibarlı bir ekonomik programla IMF'ye ihtiyaç duyulmadan düze çıkılabileceğini savunan İş Portföyü Baş Ekonomisti Nilüfer Zengin, Türkiye'nin kısa vadeli hedefler yerine uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye odaklanması gerektiğini söylüyor. Bir kaynak bulmanız gerekiyor. Çünkü burada sorumlu krediler var. Bunlar ödenemiyor. Ödenemiyorsa bunların bir kısmını silmeniz, write-off etmeniz lazım. Bunun için ya IMF'ye gidip kaynak bulacaksınız ve bunu kamu tarafıyla halledeceksiniz sermayelendirme olarak ya da diğer başka bir yolu benimseyeceksiniz ki o da olabilir. Burada ben bu işi kendi kendime belli yabancı yatırımcılarla bir araya geleceğim ve bir fon kuracağım. O çatı altında işte gayrimenkuldür, enerjidir. Bu sorumlu kredilerin bir kısmını write-off edeceğim, sileceğim. Burada bankalarımız da bu fona iştirak edecekler. Ve ben bu sorumlu kredileri banka bilançosundan çıkartıp başka bir entity'ye, yani başka bir fona aktarıyor olacağım. Banka bilançosunda hem böylece temizleyeceğim hem de sermayesini rahatlatacağım diyebilirsiniz. Lakin bu zor bir mekanizmadır. Çünkü burada şu problem devreye giriyor. Uğraştığınız sektör tek bir sektör değil. Sadece enerji ve gayrimenkul sektöründe de problem var değil. Diğer sektörlerde de var. Artı benim anladığım kadarıyla örneğin sektör babında değil tek tek şirket bazlı bir yönelme söz konusu. Bu işi son derece çetrefilli hale getiriyor. Artı bir de bunu fiyatlamanız lazım. Yani yüzlük borcu ona mı düşüreceksiniz, 50'ye mi düşüreceksiniz? Bunun değerlemesinin doğru şekilde yapılması lazım ve burada rating ajanslarının da devreye girmesi lazım. Güvenilir bir fon kurduktan sonra, bunu ortaya çıkarttıktan sonra da bu fona iştirak edecek kişileri bulmanız lazım. Yani bunlar da çoğunlukla yabancı yatırımcılar olmak durumundadır. Bu bambaşka bir mekanizma. Şimdi bunu zaten Türkiye'nin yapması gerekiyor. Biz bunu ya öyle halledeceğiz ya da diğer türlü halledeceğiz. Diyebileceğiz. Doğru adımları atacağız.